Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Orijinal yayınlarından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. ADEF ve AFED birer kare denmiş. Aslında burada ADEF yazıyor, burada AFED yazıyor. ADEF'yi kare olarak görüyoruz. Sanırım BFEC'nin kare olduğu söylenmeye çalışılmış. Çünkü yukarıda dik koordinat düzleminde verilen iki karenin ortak kenarı EF'dir denmiş. Yani burası ortak kenar, şu tarafta bir karemiz var, bir de bu tarafta bir karemiz var. Bunun üzerine yorum yapmaya çalışalım. L'nin K'nin koordinatları verilmiş. B'nin koordinat atlar toplamı soruluyor Analitik geometride genellikle bu tip sorularda daha önce de çözmüştük. Şöyle verilen dikdörtgen ya da karenin etrafında biz de yeni bir dikdörtgen ya da yeni bir kare oluşturuyorduk arkadaşlar. Benzer üçgenler elde edip oradan neye gitmeye çalışıyorduk? Sonuca gitmeye çalışıyorduk. Mesela şöyle ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Burada açılarımızı yazarsak mesela buradaki açımız alfa gelsin. Şurayı biz 90 aldık. Buraya ne yazalım? Beta. Alfa beta 90 180 yapıyor. Alfamız var. Burası 90 gelir. Öyle değil mi? 90'ın alt tarafına ne yazmış olacağız? Burası 90. Şuraya yine beta yazmış olacağız. Beta burası 90. Buraya alfa dedik. Alfa burası 90 bu taraf ne gelmiş olacaktır? Beta. Karenin bir açısından buradaki açımızda alfa gelir. Alfa 90 şuradaki açımız ne gelmiş olur? Beta. Beta orijinde 90'ımız var buraya ne gelir? Alfa. Bura alfaydı karemizin bir açısı 90 o zaman şurada ne gelmiş olur? Beta. Aslında burada şuradaki üçgenlerin benzerliğinden faydalanacağız ama öncelikle şuradaki FKE ve arkadaşlar e, ELD üçgenlerinin benzerlikten benzerliğinden faydalanmamız gerekir diye düşünüyorum. Dediğim üçgenlere odaklanın. Bakın FKE üçgeni var. Şuraya ben bir FKE üçgeni yazayım. FKE üçgeni ile arkadaşlar ELD üçgeni arasında bir benzerlik yapmaya çalışacağız. E, burada dikkat ederseniz e, aslında FKE üçgeninde şu K açısı beta geliyor. Beta'nın karşısında karemizin bir kenarı var. Buradaki ELD üçgeninde de yine şu L'nin şuradaki beta'nın karşısı karemizin bir kenarı geliyor. Yani bunlar eş üçgenler olarak gelecekler. Daha rahat anlamak adına ben onu şuraya çizmeye çalışayım. Şuradan şöyle aldığımız düşünün arkadaşlar. Şöyle geldik. Buradan şu şekilde gelmiş olalım. Şurayı da şöyle birleştirelim. Harflerimizi yazınca daha rahat anlamış olacağız. Burası E noktası, burası K noktası, burası orijinimiz geldi. Burası F, burası L, burası D geldi. Orijinde şurada 90 derecemiz var. Şuraya alfa dedik, buraya beta dedik. Bu tarafta beta geldi, burası da alfa geliyor. Şuranın da ne geldiğini söyleyebiliriz. Beta ve 90 derece geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın şimdi FKE üçgenine bakın. FKE üçgenindeki şu betanın karşısı karenin bir kenarı kadar. E, L, D üçgeninde de şu beta delta'nın karşısı yani DE'miz karemizin bir kenarı kadar gelmiş oluyor. O zaman bunlar benzerden öte eş üçgenler. Bunlar eş üçgenlerse alfalarının karşısındaki uzunluklarla hipotenüsleri de birbirine eşittir. Birinin hipotenüsü ne gelmiş oluyor? LE geliyor. Diğerinin hipotenüsü de KF gelmiş oluyor. O zaman biz LE ile KF'nin birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Dikkat ediyorsanız L'nin koordinatları eksi 3'e 0 olarak verilmiş. O zaman şu LO uzunluğu 3 birim olarak gelecektir. K'miz 0'a eksi 1 verilmiş. Şuradaki uzunluğumuz da kaç gelmiş olur? 1. Ben burada hani şu açımıza 90 derece ya öklitten gitmek istiyorum. Yani şu üçgenimizde öklit yapalım. Bakın buradaki şu EO'nun karesi KO ile OF'nin çarpımına eşit. Rahat işlem yapmak adına şuradaki OF uzunluğunu A kare olarak alırsak A kare ile birin çarpımı A kare yapar. O zaman şu OE uzunluğumuzda A birim olmalı ki arkadaşlar şöyle göstereyim. A'nın karesi eşittir 1 çarpı A kare gelmiş olsun. Yani biz buraya A birim dedik. Burada A kare birim gelmiş oldu. Öklit sağlanıyor. Bakın şu anda LE uzunluğumuz 3 artı A geliyor. Biz LE'ye 3 artı A dedik. Eşittir. KF uzunluğumuzda 1 artı A kare. Yani A kare artı 1 gelmiş oluyor. Burayı bir düzenlersek A eksi a eksi 2 eşittir 0'dan a eksi 2 çarpı a artı 1 eşittir 0 gelir. Buradan a'mız ya 2 ya da a'mız kaç gelecektir? Eksi 1. A'mızı zaten şu da orijinin sağ tarafında almıştık. Şuradaki uzunluk olarak almıştık. A'mızı pozitif alacağız. Yani kaç almamız gerekiyor? 2 almamız gerekiyor. O zaman bizim burada A dediğimiz şuradaki OE uzunluğu 2 birim gelir. 2'nin karesi 4, 4, 1 daha 5 birim gelmiş olur. Arkadaşlar yani karemizin bir kenarının kaç birim geldiğini söyleyebiliriz. 5 birim geldiğini söyleyebiliriz. Karemizin bir kenarından öte şimdi şuradaki şu üçgenle şuradaki bizim oluşturduğumuz üçgene odaklanmanızı istiyorum. Bunlar da benzer üçgenlerdir. Alfa beta 90, alfa beta 90. 90'ın karşısı karenin bir kenarı. 90'ın karşısı karenin bir kenarı. O zaman bunlar eş üçgen. Hatta şuradaki üçgen de onlara eşittir. Şuradaki üçgen de onlara eşittir. Şimdi biz burada alfanın karşısındaki şu a uzunluğunu kaç bulduk? 2 bulduk. Burada alfanın karşısı 2 ise buradaki alfanın karşısı da 2'dir. Burada betanın karşısını a kare yani 4 birim bulduk. O zaman buradaki betanın karşısı 4 ise buradaki betanın karşısı da 4'tür. Burada da alfanın karşısı şu uzunluk 2'dir. Betanın karşısı kaç gelmiş olur? 4 gelmiş olur. Aslında bunları yazınca betanın şuradaki b noktasının koordinatlarını bulabiliriz. Bakın 4 birim buradan, 2 birim buradan. Şurada ordinatı olan n'nin kaç geleceğini söyleyebiliriz. 6. Apsisine bakalım. Buradaki alfa beta 90 durumu devam ediyor. Alfanın karşısı 2 ise betanın karşısı 4 gelecektir. Şu 4 aynı zamanda bu B noktasının M'si yani apsisidir. O zaman bunun apsisi de 4 olarak gelmiş olur. Yani bizim B noktamızın apsisi 4. Ordinatı 6'dır. Koordinatlar toplamı olan m artı n de bize 4 artı 6'dan 10'u vermiş olacaktır. Doğru cevabımızın d şıkkı gelmesi gerekir. Çok sıkıntılı değil. Tabii ki anlattığımız için, ek şekil çizdiğimiz için çözüm biraz uzun gibi. Ama bu tip sorularda benzerliği yakaladığımızda çözümü rahatlıkla yapıp sonuca gittiğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar yine orijinal yayınlarından güzel bir sorumuz var bunu da sizler için yorumlamaya çalışalım daha önce çözmüş de olabiliriz bugün bir öğrencim sorunca ben de e, baktım bende de var e, basımı çözmek istedim alfa beta eleman 0 pi bölü 2 olmak üzere tanjant kare alfa eşittir 1 artı 2 tanjant kare beta olduğuna göre kök 2 kos alfa eksi kosünüs beta ifadesinde eşittir kaçtır diye sorulmuş. Tabii farklı yollardan çözülebilir ama bizim aklımıza şöyle bir çözüm geldi arkadaşlar. Şimdi burada bakın 1 artı 2 tan kare beta var. Biz burayı 1 artı tanjant kare beta artı tanjant kare beta olarak yazabiliriz. Bunda bir sakınca yok. Şuradaki 1 artı tanjant kare beta da biraz düzenleme yapmak istiyorum. Mesela bakın 1 artı tanjant kare x aslında neye eşit? Bunu bir görelim. 1 artı şu tan kare x'in yerine sin kare x bölü kos kare x yazarsak burada payda eşitlediğimizde kos kare x'te 1'i çarptık. Kos kare x ona sin kare x'e ekledik. Yani kos kare x artı sin kare x bölüne gelmiş olacak. Kos kare x gelecek. E kos kare x artı sin kare x'in 1 olduğunu biliyoruz. O zaman burası bize neyi vermiş olacak? 1 bölü kos kare x'i vermiş olacak. O zaman aslında 1 artı tan kare x'in 1 bölü kos kare x olduğunu söyleyebiliriz. Yani biz şurada elde ettiğimiz 1 artı tan kare beta'nın yerine aslında 1 bölü cos kare beta yazabiliriz. Hani burada da kosinüslü ifadeler sorulmuş ya. Gelin burada da onu elde edelim. Ben bunun yanına şöyle bir 1 ekleyeyim. Eşitliğin değişmesin diye bu tarafa da şöyle bir 1 eklemiş olayım. Bakın burada tan kare beta artı 1 gelecek. Bu neye eşit olacak yani? 1 bölü cos kare beta ya. Buradan da 1 artı tan kare alfa gelince. E, bu da bize neyi vermiş olacak o zaman? 1 bölü kosinüs kare alfayı vermiş olacak. Yani burası aslında bu ifademiz 1 bölü kosinüs kare alfa eşittir. Buradan 1 bölü kos kare beta buradan 1 bölü kos kare beta bunları topladığımız için 2 bölü kosinüs kare betayı bize vermiş olacak. İşler dışlar yaparsak 2 tane kos kare alfa eşittir ne gelecek kos kare beta gelecek. Bakın şurayı yakaladık artık bunu buraya atalım 2 kos kare alfayı kök 2 çarpı kosinüs alfanın karesi olarak yazalım. Eksi kos kare betayı da kosinüs betanın karesi olarak yazalım eşittir ne diyelim? sıfır. Burayı çarpanlara ayırdığımızda kök 2 kosinüs alfa eksi kosinüs beta çarpı kök 2 kosinüs alfa artı ne gelecektir? kosinüs beta eşittir. Ne olarak gelmiş olur arkadaşlar? Şurada yerimizi açalım. Sıfır olarak gelmiş olur. Şimdi burası sıfıra eşitse arkadaşlar ya şu ifademizin sıfır olması gerekir ya bu ifademizin sıfır olması gerekir. Şimdi burada e, burası sıfır olursa arkadaşlar kök 2 kosinüs alfa eşittir ne gelir? kosinüs beta gelir. Burası sıfır olursa kök 2 kosinüs alfa eşittir eksi kosinüs beta gelmiş olur. Açılarımıza baktığımız zaman ikisi de birinci bölgede olduğu için ikisinin kosinüsü de pozitiftir. Ama şöyle bir eşitlik gelirse birinin kosinüsü pozitifken diğerinin negatif olmalıdır. Demek ki biz bu tarafa almayacağız. Ama şu bize istediğimizi verecektir. Bakın bu pozitifken bu da pozitif olur. Dolayısıyla kök 2 kosinüs alfa eksi kosinüs beta buradan sıfır olarak yakalanmıştır. Arkadaşlar doğru cevabımızın da D şıkkı sıfır gelmesi gerekir. Kök 2 kos alfa eksi kos beta sıfır olmalıdır ki buradaki eşitlik sağlanmış olsun. Güzel bir soru umarım buradaki mantıkta açıklayıcı olmuştur. Farklı yollardan da yapılabilir ama bu da aklınızda bulunsun.